Bu sezon Bodrum'a gelen turist sayısındaki düşüş, göçmenler ve yaşanan terör olayları nedeniyle daha da olumsuz bir tabloya büründü. Her yıl yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan Bodrum'da Eylül ayı itibariyle yaşanan tablo turizm işletmecilerini ve yetkilileri kara kara düşündürüyor. Zira bu olumsuz tablonun 2016 turizm sezonunu da etkileyeceğinden endişe ediliyor. Kumbahçe plajında bir restoranın sahibi Bülent Özvericikli, yaşanan son terör olaylarının ardından eğlencenin her çeşidinin kendilerine zulüm gibi geldiğini ifade ederek şöyle konuştu. Tabii her yerde olduğu gibi bizde de bir kere çok büyük bir üzüntü var. Ona bağlı olarak restoranlara ve eğlence yerlerine gelen insan sayısı da tabii olarak azaldı. Biz de buna tepki olarak zaten müzik yayını yapmıyoruz. Yani eğlencenin her çeşidi bize çok zulüm gibi geliyor artık. Ama hayatımıza da devam etmemiz lazım buradan sonra diye düşünüyorum. Müşteri sayınızda veya turist sayısında bir etkilenme oldu mu efendim? Tabii turist sayısında ciddi bir düşüşümüz oldu. Terör olayları başladığından beri yaklaşık bir ay içerisinde terör olayları bizim müşteri sayımızı ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan son gelişmeler sonrasında turizm tesislerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çeken BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sektör olarak bizim düşüncemiz şu. Bizim turizmimize terör olayları kesinlikle olumsuz etki yapar. Bu olumsuz etki tabii ki müşterinin gelişini engeller. Çünkü turist güvenlikli olmayan hiçbir bölgeye seyahat edip gelip tatilini geçirmez. Biz bununla ilgili olarak, sektör olarak Bodrum Yarımadası'nda otellerimizle ve otel yöneticilerimizle yaptığımız çalışmalar ve toplantılarla ve yazışmalarla nasıl davranılması gerektiğini, müşteri personel ilişkilerini ve personelin kendi iş bünyesindeki dil, din, ırk, ekonomik durum, bölge olaylarını kesinlikle gündeme getirilmeden, ayrıştırmadan tamamen birleştirici bir şekilde yöneticilerin buna dikkat etmesi konusunda kendilerine gerekli uyarıları yaptık ve onların da bundan çok olumlu neticeler aldığını biliyoruz. Turizmde giden kayıpların telafi edilebileceğini ancak giden canların yerine konamayacağını dile getiren Kavala sözlerine şöyle devam etti. Turizm tabii ki çok önemli bir olay. Ülkemize gerçekten çok büyük bir ekonomik girdi sağlamakta. Ancak terörle giden canlarımız var. Bunlar çok önemli kayıplarımızdır. Bunların telafisi mümkün değildir. Turizmde biz gelirlerimizi belki bu sene, bu ay veyahut da gelecek ay kaybedebiliriz. Ancak bunun bir sonrası telafisi mümkündür. Ama giden canlarımızı geri getirmemiz bu imkansızdır. Onun için herkesin duygularıyla değil, mantığıyla hareket etmesinde hem sektörümüz açısından, hem bölgemiz açısından, hem de ülkemiz açısından büyük yarar görüyorum. Yöneticilerimizin de bu yönde hareket etmelerini, tahrikkar olmamalarını, ayrıştırıcı olmamalarını, birleştirici olmalarını özellikle tavsiye ederim. Tatil için bölgeye gelen insanlar bir taraftan denizin keyfini çıkarırken diğer taraftan da Bodrum sokaklarında dolaşarak alışveriş yapıyor. Bunlardan biri olan İtalyan bir turist, "Benim için bir sorun yok. Her yer güvenli. Fakat doğuya gitmiyorum. Biraz karmaşa var. Ancak insanlar Bodrum'a gelmekten çekinmesinler. Ben 1999 yılından beri geliyorum, yine geleceğim." dedi. It's not to me just to say what is going to happen there.